Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Bugün de sosyal medyada çok yazıldı, çok çizildi. Yahu savaş bizim ülkemizde mi? Niye bizim İsrail'den daha fazla düşen bir borsamız var gibi sözler çok geldi. Arkadaşlar sınırımıza yakın, yani kendi bölgemize yakın bir ne yazık ki bu şekilde çatışmalar, bu şekilde savaşlar ne yazık ki çok kötü, savaşların hepsi kötüdür. Umarız bir an önce çocuklar daha fazla zarar görmeden sükunete erişir bölgemiz diyelim. Arkadaşlar Ford Otomotiv'in gördüğünüz üzere grafiği önümüzde bugün %4,69'luk bir düşüşle karşılaştık. Yani Ford Otomotiv bizim göz bebeğimiz. Yatırım tavsiyesi değildir ama bizim uzun vade çok büyük beklentiler içinde olduğumuz bir hissemiz. Ford Otosan Otomotiv gerçekten uzun yıllardır yatırımcısına uzun vade kazandıran, temettü ödeyen bir şirket, bir hisse. Ne yazık ki bugün işte sosyal medyada da Twitter'da da söylendiği gibi savaş bizdeymiş gibi, Allah göstermesin, savaş bizdeymiş gibi Borsa İstanbul Endeksimizde %3,21'lik bir düşüş yaşadık. Ama gel gelelim, bir temettü gerçeği var. Bir alırsın Ford, olursun Lord gerçeği var. Gerçek yatırımcı profilinde paylaşılmış. Tofaş ve Ford Otosan bu yıl verdiği çift temettü ile hisse performansıyla yatırımcısını sevindirdi diyor arkadaşlar. Bakın Tüpraş birinci temettüyü 40 lira 87 kuruş olarak ödedi. İkinci temettüsü de 6 lira 77 kuruş olarak, düşük bir miktar ama olsun. Burada bir nakit akışı var. Gayet güzel. Yılbaşından bugüne de hisse senedi %93,32 olarak yükselme göstermiş arkadaşlar. Hani diyoruz ya, daha ne yapsın? Tamam, kat kat giden hisse senetleri de var. Ona bir şey dediğimiz yok. Ama gelin görün ki yastığınıza kafanızı akşam rahat koymak için, ya benim Tüpraş'ta hissem var, Tüpraş'ta ortaklığım var demeniz için, Tüpraş'a hiçbir şey olmaz demeniz için işte alın size bir temettü gerçeği. Ford birinci temettü ödemesini 12 lira 82 kuruş olarak yaptı. İkinci temettü ödemesini 26 lira 78 kuruş olarak yapacak arkadaşlar. Gayet güzel. Yılbaşından bugüne de %69,97 oranında yükselme kaydetmiş. Gayet güzel. Gayet güzel. Kaliteli, böyle adım adım yükselen, gıdım gıdım yükselen bir grafiğimiz var önümüzde. Alırsın Ford, olursun Lord diye boşuna denilmişler arkadaşlar. Umuyoruz özellikle son aylarda, son haftalarda halka arz olan hisselerimiz de şu temettü olayına daha fazla özen gösterirler. En azından uzun vadeli yatırımcının biraz olsun gözüne girerler ki halka arzlardan gelen paralarla daha fazla uzun vadeye geçiş olsun arkadaşlar. Biz halka arzlardan, yani beklentimiz halka arzlardan işte mutfak masrafım çıksın, yemek masrafım çıksın, mazot masrafım çıksın diyerek gelen 3-5 hesapla katılım sağlayan yatırımcı değil arkadaşlar. Tamam, gelsin halka arzlarla bir borsamızla tanışsın. Ondan sonra desin ki ya halka arzlarda uzun vade yatırım olmuyor. Uzun vade yatırımcı olmamız lazım. Al satla bu iş olmaz. Uzun vadeli olmak için de ufak ufak maaşımızın belli bir kısmıyla, %3'üyle, %5'iyle, %10'uyla kademeli birikim, toplu parayla değil, kademeli birikim yaparak en azından temettü işlerine giriş sağlanmalı diye düşünüyoruz arkadaşlar. Biz buradayız. Biz temettü hisselerini takip etmeye, halka arz hisselerini de takip etmeye devam edeceğiz. Bakalım arkadaşlar, performanslar gayet iyi gidiyor. Bugünkü düşüşü saymazsak, bakın da görün, yarın piyasamız büyük bir ihtimal yeşillenecek. Umuyoruz, içimiz öyle doğuyor. Biz buradayız arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.